Merhabalar gençler, matematik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ikinci dereceden denklemler. A, B, C birer gerçek sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşit sıfır şeklindeki denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. AX kare artı BX artı C eşit sıfır denkleminde A, B, C gerçek katsayıları katsayılarımız olup X ise bilinmeyenimiz oluyor. Burada denklemi sağlayan x gerçek sayıları denklemin köklerini oluşturmakta. Bu denklemin köklerini oluşturduğu küme ise çözüm kümesi denir. Hemen bir örnekle inceleyecek olursak, örnekte verildiği üzere x değişkenine bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğundan bahsediliyor ve bizden artı b'nin kaç olduğu soruluyor. İkinci dereceden bir denklem ise x'in üssü maksimum 2 olmalı diye biliyoruz. Hemen bakıyoruz. X'in üssü 3. İkinci dereceden bir denklemse bunun burada olmaması gerekiyor. Dolayısıyla artı 1'i sıfırlamamız gerekiyor. Artı 1 eşittir 0 dediğimiz zaman a'nın eksi 1 olduğunu elde ediyoruz. Bu burada beklesin. Hemen devamında. İkinci dereceden olduğu için x'in üssünün maksimum 2 olması gerekiyor dedik. Burada x'in üssü 1. Dolayısıyla şuraya geliyoruz. X'in üssü 2 olmalı ise b-2 eşittir 2'den b eşittir 4 elde ettik. A artı b eksi 1 artı 4'ten 3 oldu. Cevabımız 3. Sıra sizde. Kısımları size ait gençler. Bu ödevleri daha doğrusu baştan sona her şeyi deftere yazmanızı, ödevleri de yazıp çözümleri yapmanızı istiyorum. Takıldığınız yerler olursa özelden iletişime geçip kafanıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Sıradaki başlığımız x kare artı bx artı c biçimindeki ifadelerin çarpanlara ayrılması. Hemen bir örnekle açıklayacağım bunu. Çünkü daha iyi anlaşılıyor o şekilde. Gençler, x kare artı 3x eksi 10 ifadesini nasıl çarpanlarına ayıracağız? X'in çarpımı x kareyi veriyor zaten. Eksi 10'u öyle iki sayının çarpımı olarak yazacağız ki burada çapraz çarpım yaptığımızda o çapraz çarpımların sonuçları ortayı veriyorsa tamamdır. Eksi 10'u 5'e eksi 2 olarak parçaladım. Yani 5 çarpı eksi 2'den eksi 10'u elde ediyoruz. Şunu da diyebilirdiniz. Hocam niye eksi 5'e 2 olarak almadık? Alırsın yalnız çapraz çarpımlarının toplamı ortayı vermezse olmuyor işte o zaman. Dolayısıyla hemen bakıyoruz. 5 çarpı eksi 2'den eksi 10'u veriyor. X çarpı x'ten x kareyi veriyor. Çapraz çarpımlarına bakıyoruz. X çarpı 5'ten 5x. X çarpı eksi 2'den eksi 2x. Toplamları 3x yani ortayı verdi. Dolayısıyla demek ki doğru ilerlemekteyiz. Bunu bulduktan yani ve sağladıktan sonra nasıl çarpanlarını ayırıyoruz? Yatayda düşünerek yani x'e x 5'e eksi 2 ayırdık ya gençler. X artı 5 yani şurada gördüğünüz gibi x eksi 2 olarak yazıp çarptığımız zaman çarpanlarına ayrılmış halini elde etmiş oluyoruz. Sıradaki örnekleri yine sizler için ayırdık. Bunları da defterinize geçirmeyi unutmayın.